arkadaşlar gelelim sınavdan bir gün önce ne yapmamız gerekiyor? Hani ne yemeliyiz, ne içmeliyiz, böyle televizyonlarda uzmanlar göreceksiniz. Benim gibi böyle her kafadan bir ses çıkacak ama siz onları boş verin. Yani ya da bir kişiyi dinleyin sadece. Çünkü her kafadan bir ses çıkıyor, onu biliyorum. Şimdi stres, bir kişinin stresi tamamdır ama 5 tane stresli kişi bir araya geldiğinde bu 5 değil daha büyük bir stres eder. O yüzden de benim tavsiyem sınavdan bir gün önce rahatlama amacıyla yine aynı şekilde sınava giren, sizin gibi sınava hazırlanan arkadaşlarınızla değil de sınava girmeyecek olan arkadaşlarınızla görüşün. Ya da öyle bir arkadaşınız yoksa, bütün arkadaşlarınız okuldansa lütfen ailenizle beraber zaman geçirin. Ha diyorsanız ki ya ailem benim stresimi daha çok arttırıyor diyorsanız eğer ailenize de birkaç tavsiyede bulunacağım. Onlar da lütfen bu videoyu sonuna kadar izlesinler. Sonunda çünkü annelere de ne yapmasını gerektiğini söyleyeceğim. Bir kuzen vardır, yaşı sizden küçük olabilir. Hani maksat rahatlamanız. Ne demiştik bir önceki videoda? Başarının yarısı bilgi, beceri, hazırlıksa yarısı da moraldir. Sporda da böyledir bu. Hani o futbolcunun performansını etkiler ya da o atletin performansını o günkü morali çok etkiler. Moraliniz çok çok önemli. Moralinizi yüksek tutun. Şimdi tabii insan kendi kendisi moralini yükseltemiyor. Bu işi yapması gerekenler anne babalar. Yani bir üniversite sınavına girecek olan bir çocuğun zaten morali bozulmaya çok müsait. Zaten stres altında. O yüzden de ama şunu görüyorum, anne babalar daha stresli. O yüzden sevgili anne babalar, siz bir stresinizi atın. Nasıl atıyorsanız atın o stresinizi. Ama farkına varmadan kendi şu stresinizi de, paniğinizi de, ne olacak bu çocuğun hali, çok da hazırlanmadı. İşte inşallah bu kendi stresinizi de çocuğa yüklemeyin. Mümkün olduğu kadar bu süreci normalleştirin ve çocuğunuza normal bir şey gibi. Hani böyle böyle uyudun mu yedin mi, sakın panik olmayın. Ne yemekle ilgili ne içmekle ilgili arkadaşlar. Yani yediğiniz işte, uykunuza dikkat edin o kadar. O da şunu unutmayın. Uykusuz kalırsam ne olur? O gece hiç uyuyamazsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bunda falan kafayı takmayın. Uyumadınız diyelim ki, uyumadınız. 12 oldu, 1 oldu, 2 oldu. Yok çok heyecanlısınız ve uyuyamıyorsunuz. 3 oldu, uyuyamıyorsunuz. Şunu merak etmeyin. Yani her metabolizma sabah karşı da olsa illa bir uykuya dalar. İlla ki 3, 4, 5 gibi sızacaksınız. 7, 8 gibi. Orada 3 saat uyursanız o yine yeter. Neden yeter biliyor musunuz? Size sorulan sorular zaten biliyorsanız yapacaksınız, bilmiyorsanız yapamayacaksınız. Siz eğer bir şey biliyorsanız 3 saatlik uykuyla da ona cevap verebilirsiniz. Hiç uyumasanız da cevap verebilirsiniz. Çünkü orada bir adrenalin olacak. Yani o sınav anı deneme sınavları gibi olmayacak arkadaşlar. Tamam mı? Yani deneme sınavlarından daha başarılı olacaksınız siz o sınavda. Yani deneme sınavı, o çünkü sınav duygusu sizin dikkatinizin daha keskin olmasını sağlayacak. Uykusuz bile olsanız. O yüzden uyuyamıyorum mevzularına çok kafayı takmayın. 2 saat uyusanız o bile yeter. Ha bu şurada demek değil, sabahlara kadar oturup müzik dinleyin. Yani siz yatağa girin. En azından beden olarak. Yani yatağa girin de. Uykunuz yoksa da yatağa girmeyin. Dön daha stresli bir şey olur. O yüzden anneler çocuklarınızı çok da zorlamayın. Ne zaman uykunuz gelirse arkadaşlar o zaman yatın. Zaten şu bir ay, sınava bir ay kalmış burada zaten uykunuz düzenliyse ve beslenmeniz düzenliyse o son sınav gününde onu yedin bunu yedin hiç alakası yok. Bu bir süreç çünkü. Hani öyle iki ceviz yedin mucize değil ya da bir yumurta yedin mucize değil. Hani siz zaten şu an iyi besleniyorsanız beslendiniz ne kadar beslendiyseniz şu yaşınıza kadar. Yani sınav günü yediğin, içtiğin falan oralara takılıp da kafanızı, stresinizi hiç de arttırmayın. Sınav, şimdi bu stres işte evden çıkacağınız, işte o trafikte o stres artacak. Okula, sınava gireceğiniz, okulun bahçesine gireceğiniz artacak. İçeri alacaklar, isimler okunacak, o sıraya oturacaksınız, işte saate bakacaksınız. Saat sokabiliyor musunuz bilmiyorum da. O artacak. Sonra zil çalacak. Zil mi çalıyor? İşte başta konusuyla. Siz başlayacaksınız. İşte orada tutulanlar oluyor. Yani orada tutulanlar oluyor. Derin nefes alıp verin. Kaygı çok maksimum geldiğinde sizi çok kilitleyebilir. Derin nefes alın verin, alıp verin, alın verin. Şöyle bir dilinizi ısırın, bir ellerinizi yumruk açıp deyin ki hadi kızım, hadi oğlum, hadi yavrum başla. İlk soruyu bir çözün. Ya Allah, ya Bismillah deyin. İlk soruyu bir çözün. Sorulara konsantre olduğunuz anda kaygınızın sıfıra indiğini göreceksiniz. Bir rahatlık gelecek size. Yeter ki soruları okuyup cevaplamaya başlayın. Tamam mı? Peki şimdi ilk soruyu okudunuz ve yapamadınız. Eyvah, çok tehlikeli. Olabilir. Ama şunu unutmayın. Bu sınavların şöyle bir aritmatiği var kendi içinde. Belki de birinci soru size en zorundan geldi. Hani çünkü biliyorum ki bu sorular normalde tabii kolaydan zora gitmiyor olabilir. Çok zor bir soru geldi. Geçin. Bu sınavda
Boğaziçi elektrik elektronik mühendisine gidecek çocuk da bu sınavda girecek oraya. Ne bileyim yani başka bir üniversitedeki işte çok bilmiyorum işte işletme bölümüne. Ya şey yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Hani bizi işte Anadolu'daki bir sanat tarihi bölümüne girecek olan, bir fen fakültesine girecek olan öğrenci de oradan şey yapıyor. O sınavla alınıyor. Dolayısıyla her zorluk düzeyinde soru var orada. Soruların %10'u çok zor bir kere. Ama %10'u da çok kolay. %10'u zor ama %10'u kolay. Kalanı da orta seviyede sorular. Yani orada sizin yapabileceğiniz sorular var. Çok zorlarına denk geldim diye sakın moralinizi bozmayın. Soruları çözdükçe, konsantre oldukça çözdünüz 15-16. Genellikle bu 15-16-17'lerde bir ilk dikkat dağınıklığı sizi zorlayabilir. 17-18 gibi civarı olabilir bu. Diyelim ki bildiğiniz bir konu, çok emin olduğunuz bir konu kendinizden. Okudunuz, anlamadınız, bir daha okuma ihtiyacı hissettiniz. Eğer bir daha okuma ihtiyacı hissediyorsanız hemen şunu düşünün. Bilmediğimden mi? Bilmediyseniz pas geçin. Turlama tekniğini biliyorsunuz. Bilmiyorsanız geçin ama bildiğiniz bir şeyse de bir daha okuma ihtiyacı hissediyorsanız dikkatiniz dağılmıştır. 10 saniye, maksimum 30 saniye. Orada bir zaman ayırmanız gerekiyor. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Kalemi şöyle elinizden bir bırakacaksınız. Şöyle bir omuzlarınızı bir geri atacaksınız. Çünkü aslında beyin yorulmaz, insan beyni yorulmaz. Yorulan kaslarınızdır. Bakın şöyle sınav çözüyorsunuz. Elinizde kalem. Şöyle şu şekilde sürekli böyle duruyorsunuz. Bu hani durun bakalım şöyle 10 dakika. Ağrır aslında. Hani biz onu hissetmiyoruz tabii sınav sorulara konsantre olur. Şöyle bir derin nefes alın. Avucunuzu yumruk yapın. Sonra açıp kapayın. 3 tane derin nefes alın. En fazla 10 saniyenizi alır. Bilemedin 20 saniyenizi alır. Ve şöyle bir kafanızı kağıttan bir kaldırın. Sağa sola bir bakın. Tamam mı? Yani etrafınıza çok da tabii insanların dikkatini şey yapmadan. Ha bu arada baktınız siz daha birinci sayfadasınız. Orada birisi böyle haldır haldır çözüyor. Bakmayın. Belki atıyor. Bilemezsiniz. Yani etrafınıza bakıp da ya millet 3. sayfaya geçti. Millet kaçıncı işaretledi? Ben daha 5. değilim. Kimseyi görmeyin. Hiç kimseyi görmeyin. İnsanların ne yaptığıyla sakın ilgilenmeyin. At gözlüğümüzü takacağız. Sadece biz kendi işimize bakacağız. Tamam mı? Ondan sonra yeniden sınavınıza devam edebilirsiniz. Yorulduğunuzda lütfen dinlenin. Böyle yani bazen orada bir 20 saniye feda etmiyorsunuz ama ne oluyor? 3 tane soru bir bakıyorsunuz zincir hatalardır zaten eskiden öğrenciler ilgilendik. 17-18 yanlış arka arka 2 tane yanlış. Ah ben bunu biliyordum ondan sonra. Bir bakıyorsunuz 20-21-22 3 tane seri yanlış. Böyle bunların önüne geçmek için. Dediğim gibi biliyorsanız yapacaksınız bilmiyorsanız zaten yapmayacaksınız. Nefesinizi bazen bilemediğimiz zaman yarışmalarda da oluyor ben görüyorum. Bilemediğimizde nefes tutuyoruz. Bakın sakın nefesinizi tutmayın. Nefesinizi tuttuğunuz sürece akış olmaz, bilgi akışı durur, tamam mı? Nefes alıp vermeyi, kaslarınızı gevşetmeyi, ellerinizi arada bir sallamayı, basit gibi görünen şeyler ama lütfen yapın. Basit gibi görünüyor ama bunları ihmal etmeyin. Önemli olan o sınavda şu dimağdaki bilgiyi maksimumda o kağıda akıtmak. Ne biliyorsanız ne kadarını yani o portakal şimdi siz diyelim ki çok sulu bir portakal haline geldiniz. Bilgi beceri doldu ama bir önemi yok. Onun tamamının sıkılıp o bardakta boşalmış bunu istiyoruz. O portakal suyunu görmek istiyoruz. Yani akması gerekiyor. Bunun için de biraz rahat olmanız lazım. Biz ne yaparız önce? Limonu sıkmadan önce elimizle şöyle bir ezeriz değil mi? Yani bir rahatlatırız onu. Bir gevşesin isteriz o şey. Yani gevşek olmanız lazım arkadaşlar. Böyle taş gibi bir limondan ne kadar su çıkacak? Taş gibi bir portakaldan. Gevşeyin azıcık. Derin nefes almak ve şey yapmak. Sonra da olduğu kadar kızın deyin ya. Yani çok strese girdim, kilitlendim. Biraz da şöyle bir şey oluyor. Öğretmenlerime ne hesap vereceğim? Annem babam bana çok masraf yaptı. Onlar yemediler. Onlara ne hesap? Bırakın. Başkası için bir şey kazanılmaz. Her şey kendiniz için. İşte kaydırdım, korktum bilmem. Hiç böyle şeylere girmeyin. Böyle şeylere gerek yok. Yaptığınız kadarını yapacaksınız, çıkacaksınız. Olursa olacak, olmazsa aslanlar gibi. Elimden geleni yaptım, bu kadar oldu deyip yolunuza bakacaksınız. Hani insanları hayal kırıklığına uğratmaktan, çok masraf yaptılar diye işte onları üzmekten falan sakın ha korkmayın. Her şey sizin için. Hepinize başarılar diliyorum. Lütfen inanın. İnandığınız kadar yani böyle uçmadan da düşürmeden de olduğunuz gibi. Şunu da unutmayın arkadaşlar. Bu sınavda sorulan sorular bildiğiniz yerlerden. Bu sorular aydan uzaydan gelmedi. Zaten siz bu sorulara benzer bir sürü soru gördünüz. 12 senedir okula gidiyorsunuz. Siz bu cevapları biliyorsunuz.
Yani hiç uzaydan düşmeyecek bu sorular yahu. Biliyorsunuz arkadaşlar, biliyorsunuz, tamam mı? Bir fikriniz var sizin bu konuyla ilgili ve yorumlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum.